Akaryakıt fiyatlarına gelen zam resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhırman, dövizde yaşanan hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Seçim bitti ama seçim derdi büyüyerek devam ediyor," dedi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye'de 14 Şubat 2022 tarihinde açıklanan kararla kesinleşen beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki artışın sorumlusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan eczacılar değildir açıklamasını yaptı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faik Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek partilerle ikinci tur görüşme yapmayı planladıklarını, tıkanıklık yaşanması durumunda ise görevi devredeceğini söyledi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Halil Faryalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın kurşunlanarak öldürüldüğü olayla ilgili gündeme gelen zanlıların surat botu ile kaçtığı yönündeki haberleri yanıt verdi. Bulut Akacan'ın babası Mehmet Akacan'ı 4 el ateş ederek yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin 3 ay cezaevinde kalacak.